Selam. Biricik Hanım. Nasılsınız inşallah? Selam tatlısı. İyi. Bakıyorum enerjin yerinde. Tabii canım yani. Biliyorsun ben gece yatmadan önce kendimi şarja takıyorum. Sana da tavsiye ederim. Oo, dondurucu komiksin Burak. Teşekkür ederim. Selim gördün mü? Gördüm. Nasıl, iyi mi? Tabii yaşananlardan sonra ne kadar iyi olabilirse. Yani tadı kaçtı tabii ki birazcık sonuç olarak. Her gün birisi onun için intihar etmiyor. Ama bence Selim'in bunda hiçbir suçu yok. Kızın kendisi sorumluymuş zaten. Selim ve dayanılmaz cazibesi. O bir şey yapmasa bile iki gün geçirdikten sonra ona aşık olmayacak kız tanımıyorum. Normal. İnanmıyorum, Selim bugün okula gelebilmiş. Kız kim bilir ne halidir şimdi? Aynen, adam gönül rahatlığı hayatına devam ediyor. Yok, vicdanı rahattır umarım. Şişt, gördün mü, Selim gelmiş. Gel. Gel Serra. Hocam, Hülya'nın durumunu sormak için uğramıştım. Gel, gel otur. Çok daha iyi. Aslında ben ziyaret etmek istiyorum ama rahatsız etmekten çekiniyorum. Yok. Ben istersen uğrayabilirsin. Hülya'yı görmesen de ailesiyle görüşmüş olursun. Ben de zaten annesiyle irtibat halindeyim. Okul yönetimi olarak da elimizden ne geliyorsa yapacağımızı ilettim kendilerine. Oğlum, hatasını düzeltmek size kaldı desenize. Pardon, pardon ben haddimi aştım hocam, kusura bakmayın. Yo yo, rahat ol. Ama olaylar pek de bildiğin gibi değil Serra. Yani aslında... Pardon, ben müsaitsiniz sanıyordum. Gelirim tekrardan. Gel Selim, gel. Sohbet ediyorduk sadece, gel. Nasıl gidiyor bakalım beraber ders çalışma seansları? İyi. 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 İyi anlaşabiliyor musunuz bari? Evet. İşte. Hocam ben müsaadenizi isteyeyim. İyi dersler. Şu geçenki kızdan haber var mı diye merak etmiştim ben. Var. Daha iyi. Ayrıca kendini suçlayacağım bir durumda yok Selim. Ne haber kızlar? İyi, sen? Ben de iyiyim. Ben bir çay alabilir miyim? Merhaba Seray'da değil mi? Evet. Vallahi bravo. Kızı nasıl ikna ettin aşağı inmeye? Resmen okulun kahramanı oldun kızım. Acayip soğukkanlıydın. Helal olsun gerçekten. Ne söyledin? Nasıl ikna ettin? Bir sonra görüşürüz. Nereye? Aman bırak, boş ver. Tarafları kalkmış belli. Saçma sapan konuşma. Fazla bunaltılar galiba. Yani gerek yok bu kadar uzatmaya. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi ben de seni daha fazla bunaltmak istemem. Ama istersen bir kahve içebiliriz. Hem zaten sabahki de yarım kalmıştı. Burak, hiç kahve havamda değilim desem. Yani çok doğrudur. Ama belki bana eşlik edersen senin de modun yükselir diye söyledim. Hem zaten bak, ben dün senin çatıya çıkmana da yardım ettim. Yani en azından bana bir kahve borçlusun. Ya siz ne hesaplı kitaplı tiplersiniz ya? Her yaptığınızın bir karşılığı mı olmak zorunda? Yani ben öyle demek istemedim ki. Ay, bravo. Hepinizi parmağında oynatıyor. Biricik, seni gerçekten hiç çekemeyeceğim. Elini çabuk tutmazsan
Serra ile olan ilişkin beceriksiz kediyle ciğer boyutuna kalacak. Sonra o ciğeri başka bir kedi kapacak. Benden söylemesin. Ha bir de bence kızımızın bir derdi var. Senin yerinde olsam önce onun ne olduğunu öğrenirdim. Unutma, dertlerin paylaşılması insanları birbirine yakınlaştırır. Hoş geldiniz İhsan Bey. Buyurun. Yok gerek yok, gerek yok. Hoş bulduk Onur. Hoş bulduk Selim Bey. Hoş geldin baba. Onur, az önce buradan çıkan kız kimdi? Serra, birinci sınıf mimarlık öğrencimiz. Niye sordunuz? Hiç. Eski bir tanıdığımı hatırlattı da. Neyse. Ben derse geç kalmayayım. Selim, Selim. Otur şöyle. Onur, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Özür dilerim oğlum. Biliyorum bazen fazla üstüne geliyorum. Ama senin için en iyisini istiyorum. Sen benim oğlumsun. Tamam olayda fazla suçun olmayabilir ama... ...gene de arkadaşlık ettiğin kişileri daha dikkatli seçmen lazım. Ha? Haksız mıyım? Tamam baba. Ben derse daha fazla geç kalmayayım. Selim.